Alo. Efendim anne. Ali, neden açmıyorsun telefonu oğlum? Neredesin sen? Olmam gereken yerdeyim. Ne demek o şimdi? Kafamı dinliyorum diyelim. Ne oldu, bir şey mi oldu? Evet, avukatlar geldiler. Dedenin mirası açıklanacak. Eve gelmen gerekiyor. Tamam, benimle ne alakası var ki? Oğlum, sen de bu ailedensin, öyle değil mi? Dedenin son arzusunu duymak istemez misin? Ha? Peki anne. Dedem için. Günaydın Nesliha. Günaydın. Baba. Nasıl oldun, iyi misin? Şahaneyim kızım, gayet iyiyim. Sayenizde. Alaz nerede? Pardon. Ben mutfağı bulamadım ama. Oha, senin ne işin var burada ya? Alaz, eve kız mı attın? Ah Çağlar. Bağır, daha yüksek adamlar duysun. Ben seni geçireyim, neydi? İlayda. Kahvaltı bu tarafta canım. Sonra sen kahvaltı ısmarlarsın çok istiyorsan. Dedemin mirası açıklanacak ya. Yani kadın dayanışması için pek uygun bir an değil sanki. Dedenin mirası mı açıklanacak? Hadi yürü. Hadi. Hoşça kal çocuğum. Bu iş iyice raydan çıktı. Üstüne gitmen. Genç adam olur böyle bakkalar. Asiye takılmasından iyidir. Baba. Benim fikrim. Bu tip fikirlerini açıklamazsan çok sevineceğim. Neden? Onlar benim çocuklarım değil mi? Çağla, bize bir müsaade eder misin canım, lütfen? Sana bu yaşından sonra insanlık öğretecek değilim. Bu yaşa kadar öğrenseydin öğrenirdin. Meslek bitiyor. Ne istiyorsan al ve çek git buradan. İstediğini alacak olan sadece ben değilim. Ben hakkım olanı alacağım. Sen de özgürlüğünü. Benden kurtuluyorsun. Daha ne olsun? Win-win. Avukatların yanına gidiyorum ben. Yaman Bey, bırak istersen. Eyvallah Osman abi. Bunca sene yükümü kendim taşıdım. Bundan sonra da kendim taşırım.
Anne beni daha gecikecekse eğer. Yok, geliyorum dedi. Biraz daha bekleyelim lütfen. Ali. Oğlum neredesin sen? Ne bu hali? Abisi konsepti yanlış anlamış. En fakir görünen mirastan en büyük pay alır diye bir şey yok. Yani vasiyeti dedem çoktan yazmıştır. Değişecek bir şey olmaz. Lütfen. O yüzden bu kadar kasmasaydın keşke. Olsun. Bunun ne işi var burada? Bu da çok haklı bir soru. Tüm ailedendi. O da hala aileden. Maalesef. Evet. Başlayabiliriz. Lütfen buyurun. Peki. Bütün aile bireyleri burada olduğuna göre bilmenizi isterim ki vasiyetname avukatlar ve iki tanık huzurunda onaylandı. Ben Eşref Ali Soysalan. Tüm mirasçılarımın bu vasiyetnamede yer alan son istek ve arzularına itiraz etmeksizin uymasını bekliyorum. Tüm haklarımı helal ediyorum. Sizlerden de bu vasiyetnamedeki arzu ve isteklerime uyarak haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Taşınabilir taşınamaz tüm mal varlığımı, Soysalan Holding'deki tüm hisselerimi, banka hesaplarımda kişisel ve şirketlere ait tüm mevduatı yönetme yetkisini, gözümün nuru, hak hukuk bilen, doğruluktan ve adaletten asla şaşmayan, harama göz dikmeyeceğini çok iyi bildiğim torunum, Yaman Ali Soysalan'a miras olarak bırakıyorum. Ne, nasıl, ne diyorsun? Bir yanlışlık olmalı avukat bey. Herhangi bir karışıklık yok. Buyurun, bakabilirsiniz. Daha Seyşerif Bey, Soysalan Hastanesi'nin yönetimini de Doktor Güven Aydın'a bıraktı. Hoppala, benim işimi Güven Aydın'a. Kabul etmiyorum, saçmalık bayağı şey olur mu ya? Herhangi bir şey yapamazsınız Serhan Bey. Vasiyetnamenin tamamı Eşref Bey'in bizzat talimatlarıyla düzenlendi. Alo avukat, vasiyetnamemi düzenleyin. Bütün mal varlığımı, bütün şirketlerimin yönetim hakkını ve her şeyimi büyük torunum Yaman Ali Soysalan'a devrediyorum. Hastaneye yönetici olarak da Doktor Güven Aydın'ı atıyoruz. Evet, kararın kesin. Çünkü ailemin kaderini Serhan denen o onursuzun eline bırakamam. Günü geldiğinde servetim için kendi çocuklarını bile kullanacaktır o. Alazı ve kızları babalarından korumak zorundayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.